Ses 1 2 Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Mikrofonla biraz haşır neşir oluyordum. Çünkü ikidir bana yamuk yapıyor. Bu hiç hoş olmuyor. Programların sonundan fark etmişsinizdir. Bugün sıfır pille ve tam gaz bir giriş yaptık bakalım. Bu mikrofon inşallah bir şey olmaz yani. Umarım keyifleriniz iyidir. Her hafta olduğu gibi pazar sohbeti bu haftada çaylarınızı ve kahvelerinizi hazırlamanız suretiyle başlamış oluyor. Sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı her hafta olduğu gibi teşekkürler. Katıl destekçilerine çok teşekkürler. Herkese bu kanala iştirak eden herkese çok teşekkürler ama ben kanala çok yoğunlaşamıyorum bir süredir. İnşallah tekrar eski tempomuza döneceğiz. Malum pandemi durumları iyice artık moral, motivasyon düşmüş durumda. Sizin keyfiniz iyidir umarım. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Geçen hafta yarım kalmıştı biliyorsunuz bu mikrofon mevzu yüzünden. Oradan seken bir iki haberle başlamak istiyorum. Bu hafta da böyle anormal yoğun bir hafta ve haber döngüsü olmuş gibi gözükse de pek bir şey yok. Yani ortalama haberlerimiz var. Öncelikle geçen hafta yarım kalan bu Disney Plus ve Hulu'nun sahibi olan Disney'in Star ismini verdiği yeni bir dijital platformun hazırlıklarına başlamasıyla ilgili bir haberimiz vardı. Mikrofona kurban giden. 2021'de globale açılması bekleniyor platformun ve sadece 20th Century Studios, ABC, FX, Freeform ve Searchlight içeriklerine yer verecekmiş bu platform. Yani bunu da okuyorum böyle okudum ama sanki söylemiş miydik geçen hafta neyse. Ee, bunu söylemediğimize eminim ama Atiye'nin ben birkaç hafta önce 3. E, sezonunun çekimlerinin sona erdiğinden söz etmiştim. Nasıl bir Tonga'ya düşmüşsem belli değil. Çünkü 3. sezon çekimleri <laughs> hala sürüyormuş. Gerçi bu konuda Oktay da uyardı beni. Dizinin yıldızları Beren Saat ve Melisa Şen olsun çekimlere verilen arada nişan taşında görüntülenmiş efendim. Tabi bu bayağı eski bir haber yani bir önceki haftanın haberi aslında. Ee, bu arada Atiye, Beren Saat'in tamamladığı proje 50 metrekare projesiymiş. Oktay'ın söylediği oydu. Ee, aynı zamanda Atiye dizisine Selma Ergeç'in de dahil olduğunu buradan duyurmuş olayım sizlere. Ee, benim kendisini çok beğendiğim bir aktriz. Ee, aynı zamanda model yani model tayfasından gelen bir aktris diyebiliyorum. Türkiye'de gerek yani fiziksel formu, yüz hatları vesaire gerekse yetenekleriyle e, hak ettiği yere çok gelebilmiş değil diye düşünüyorum. Yani daha yükseklerde belki de yurt dışında e, işler yapabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. O yüzden Atiye'nin son sezonuna Selma Ergeç'in katılmasından hoşnut oldum. Fazla da e, böyle hani geçen hafta da bir haber yoktu. Bu haftaya da hani şey yapmayalım çok böyle kasmayalım Star Wars haberlerine girelim. Şöyle bir çok da bir şeyimiz yok ama yine de girelim. İlk haberimiz geçen haftadan seken Mandalorian ilgili bir haber. Mandalorian'ın ikinci sezonunun fragmanıyla ilgili olarak şöyle bir dedikodu dolaşıyormuş. Hala o tarih gelmediği için ve bilgi gelmediği için hala dedikodu formunda ama 21 ve 22 Ağustos'taki NBA playoff'larının ilk turunda yani o günler arasında bir ikinci sezon fragmanı o playoff'lar oynanırken reklam kuşağında çıkabilir diyorlar. Okey uygundur. Zaten merakla bekliyoruz. Önümüzdeki dönem gelecek olan çok zaten Babaşko diziler var. Hani bizim de çok seveceğimiz türden. Apple TV'de bizim Ronald Dimur'un ile ilgili olan dizisi geliyor. Bir yandan HBO Max'te güzel diziler gelecek. Fantastik kafada korku dizileri olacak. Ee, aynı zamanda biliyorsunuz Raised by Wolf'tan söz etmiştim geçen hafta çok yükselmiştik. Ee, o dizi gelecek. Yani birçok dizi aslında gelecek gibi duruyor. Yani e, sonbahar biraz şenlikli geçecek. Hem oyun dünyasında hem de televizyon şovları dünyasında diye düşünüyorum. Benim ikinci sezonunu merakla beklediğim ama çekimleri hakkında da hiçbir bilgiye sahip olmadığımız The Morning Show, Apple TV üzerinde olan The Morning Show'un da bir sonraki sezonunu çok merak ediyorum. Çok önemli konulara parmak basan, çok iyi bir hikayesi, kurgusu olan bir diziydi bu yazın. Beni en çok etkileyen dizilerinden biriydi yani. Bu geçen sezonun yazın demeyelim de. Neyse, Star Wars'ta devam edelim. Project Ragtag prodüktörlerinden Zak Manbek. Ee, şöyle demiş, bu iptal edilen bir elektronik art oyunu vardı. Bu... Uncharted Star Wars konseptiyle buluşacaktı falan da öyle bir oyun olacaktı. O oyun için bugüne kadar yapılmış en iyi Star Wars oyunu olabilirdi demiş. Şimdi kalemi bırakıp tespihi alacağım ama olmayacak. Yani ulan yapsaydınız baba o zaman yani sizi tutan yoktu ki. Zaten oyundan 4 tane 3 yani iki, üç tane konsept art bir tane de görüntü geldi. Zaten biz onları görünce ulan ne oluyoruz falan olduk yani. Baba yapsaydınız ya. Hop onu iptal ettiler. Apar topar Pal Palas Pandras, Jedi Fallen Order'ı çıkardılar. O oyunun da güzel tarafları var. Yani kötü diyemem hiç bir şekilde Jedi Fallen Order'ı ama ya elinde başka türlü bir aset vardı ya. Konsept artlara falan baktığımızda, oyun içi görüntülere baktığımızda böyle hakikaten pek eşi olmayan türden bir Star Wars oyunu deneyimleyecektik. Yok abi. İptal ettiler. Ondan sonra da muhabbet şu. Baba yapsaydık Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi Star Wars oyunu olacaktı. E ne abi o zaman. Şimdi konuşmanın bir manası yok. Yani gerek oyun dünyasında gerekse e, sinematik dünyada. Ya yani Mandalorian dışında elimizde bir şey kalmadı baba. Böyle çevir çevir onu. Şu yeni kitaplar falan nasıl olacak bakalım. Ki... Bu mevzunun evveliyatı var. Belki bilmezsiniz 2013 yılında Star Wars 1313 diye bir oyun duyurulmuştu. Ve bu oyunla ilgili işte ilk gelen yine böyle konsept çalışmalar falan Allah ne oluyoruz falan olmuştuk. Ondan sonra bir bu oyunun iptal edileceğine dair söylentiler çıkıp daha sonra da iptal edilmişti. 7 yıl öncesinden söz ediyorum Star Wars 1313. YouTube'da arayın uzun yani oyunun girişinde oyun yani oyun içi görüntülerden oluşan bir demo var. Ee, onu yayınlanmıştı. Biz dedik ki tamam konu kapanıyor abi. Hakikaten o zaman PlayStation 3 vardı. Yani muazzam bir konsolla Star Wars oyunu geliyor demiştik. Lobs diye iptal ettiler onu da. Arada kaynadı böyle tam o satışa matışa denk geldi bilmem ne. Abi onu yapamadın. Oradan zaten bir kalp kırıklığımız var. Şimdi bu Visceral Games'in oyununda diyorsun ki işte yapsaydık en yani iyi oyun olacaktı. E Yapaydın baba o zaman. Jedi Fallen sürünüyoruz. Git gel, git gel. Star Wars haberlerimiz ne yazık ki bu kadardı. Çok fazla bir şey gelmiyor. Star ile ilgili ilginç haberlerimiz var. Dilerseniz Star Wars'un tek rakibi Star Trek'e şöyle bir atlayış yapalım. Strange Star Trek Strange New Worlds isimli bir dizi çıkacaktı biliyorsunuz ve Kaptan Pike'ın hikayelerine odaklanacaktı. O da nereden çıkmıştı hatırlayacaksınız. Star Trek Discovery dizisinde bir Kaptan Pike'la tanıştık. Atılgan'ın kaptanı, önceki kaptanı. Yani daha doğrusu onun gençliğiyle ve bayıldık adama yani. Herif süper. O kadar sevildi ki hani sosyal medyadan da gelen tepkilerle birlikte Kaptan Pike özelinde bir spin-off dizi yapılmasına karar verilmişti. İşte bilmeyenler için Star Trek Strange New Worlds bu dizi. Ve Alex Corsman da şöyle demiş. Bu dizinin çekimlerinin önümüzdeki yıl başlayacağını söylemiş ve diziden gerçekten çok ümitli olduğunu, birçok dalda birçok yenilik getireceğinden söz etmiş. Öte yandan biliyorsunuz bu mikrofonlarda sizlere daha önce de söz ettiğim Quentin Tarantino'nun en büyük hayallerinden biri olan bir Star Trek filmi çekmesi projesiyle ilgili baya bir yol alınmıştı. Senaryo yazılmıştı, nasıl olacağı, işte ne şekilde çekileceği falan üzerinde epi tartışılmıştı. Ve ben her zaman şunu söylemiştim, kendi adıma bir Tarantino'nun çektiği bir Star Trek filmi böyle adult kafada Böyle kanlı revanlı böyle bir film nasıl olur diye ben hep merak etmiştim. Ama ne yazık ki e, Screen Rant'ın haberine göre e, yazılan senaryo kullanılsa bile bir başka projede Tarantino'nun projeden çekildiği haberi gelmiş. Dolayısıyla Tarantino'lu bir... Star Trek filmi olmayacak gibi gözüküyor. Filmin beyaz perdeye mi çıkacağı çekilirse eğer yoksa streaming servisler üzerinden mi yayınlanacağı da belli değil. Ancak e, şimdilik e, bilindiği kadarıyla eğer majör bir değişiklik olmazsa Tarantino imzalı bir Star Trek filmi ne yazık ki izleyemeyeceğiz. Öte yandan da Star Trek'in normal serileri ne hale geldi, abi ne oldu diyorsanız orada karışık, geçen gün birisi sormuştu bu Kelvin timeline falan patladı mı diye Valla oralar karışık. Star Trek e, uzmanı değilim ben ama oradaki timeline'larda da bir kayma oldu. İşte bu Captain Pike bilmem ne falan filan gelince Discovery bozdu aslında timeline'ı orada. E, aşırı derecede bozdu. İçinde zaten yani izlemeyenler için spoiler vermeyeyim. E, üçüncü sezonun sonunun öyle olması gerekiyordu. Daha fazla timeline'a zarar vermemesi için. Noah Hawley'nin Star Trek projesi vardı biliyorsunuz. Chris, Chris Hemsworth'un Kaptan e, Kirk'ün babasını oynayacağı bir proje olacaktı. E, ancak bu proje aynı zamanda ölümcül bir salgını e, konu aldığı için rafa kaldırılmış. Malum pandemi döneminde ki bu işte hassasiyetlere biraz dokunacağı için o proje rafa kaldırılmış. Seride nasıl ilerleneceği hakkında şu an bir bilgi yok. Zaten sürekli erteleniyordu bu son Star Trek filmi. Ve dolayısıyla bilinmez bir durum var. Ancak buna rağmen de stüdyonun elinde 3 tane Star Trek projesi olduğu biliniyor. Star Wars'tan daha fazla Star Trek haberi verdiğimiz tek pazar sohbeti de bu oldu. Herhalde sadece bu olarak kalır. Öte yandan biliyorsunuz HBO Max üzerinde yakın bir zamanda yani bir dönem sonra yayınlanacak olan Zack Snyder'ın Justice League kendi versiyonunu da ilgili oradaki o yani kendi prodüksiyonundaki orijinal Steppenwolf tasarımını paylaşmış sosyal medya üzerinden gördüğünüz şekilde. Öte yandan da pandemi dünyada tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten e, çok hızlanmaya başladı. E, işte sıfırdan 1 milyona aylarca sürmüştü gelmesi. Ama şu anda 1 milyon eşiklerini sadece iki 2,5-3 günde atlar olduk. O kadar hızlı yayılmaya devam ediyor. E, tabii ki spor ve sanat dünyasından da birçok e, kişi ne yazık ki testleri pozitif çıkıyor ve hastalığa yakalanıyorlar. Bu isimlerden biri de 60 yaşındaki sanatçı Antonio Banderas olmuş. Ve 60. yaş gününde üstelik COVID testinin pozitif çıktığını açıklamış. Üzücü. Jared Leto'yu da sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum ama ben bir şekilde sempati duyuyorum. Blade Runner 2049'da da başarılı bir performans sergilediğini düşünüyorum kendisinin. Bu arada Blade Runner'ı her şeye rağmen Kaçıranlar varsa Netflix üzerinden izleyebilirler. Ben o sahnelere baktım sansürsüz <laughs> şekilde, e, gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Ben özel bir gece düzenlemeyi düşünüyorum onun için kendimize böyle evde hani içeceklerimizi falan alıp oturup böyle abi nedir Blade Runner gecesi budur falan şeklinde oturup bir kez daha böyle 4 k kalitesiyle izlemek istiyorum. Film zaten Donnie Yenov'un de bütün hani yeteneklerini döktürdüğü nefis bir devam filmi olmuş. Tu, Jared Leto'yu orada beğenmiştik. Konudan konuya sekiyoruz. Ee, yeni Tron filminde oynayacaktı Jared Leto biliyorsunuz. Ve bu filmin adı belli olmuş. Tron Ares. Tron hayranı değilim. Bilenler biliyor. Bayılmıyoruz. Bir türlü sevmedim. Festivallerde bu arada büyük övgü toplayan Nuh Tepe'si isimli bir yerli film vardı. HBO'da yayınlanacakmış film ilginçtir. Yani bizde değil, HBO'da enteresan. Film için çok güzel şeyler duymuştum ben de. Öte yandan Amazon Prime da boş durmuyor. Bu arada Battlestar Galactica hayranları için ben bunu söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Geçen gün sosyal medyada böyle birkaç şey gördüm Galactica ile ilgili. Sonra böyle bir içlendim canım çekti ya dedim biraz Galactica falan baksam ben hani böyle bir canım çekti. yani bak, kavun karpuz canı çeker ya insanın öyle Galactica çeker mi çekiyor işte. Oturdum Amazon Prime bütün bölümleri Türkçe altyazıları ile birlikte yükledi bütün sezonları. Eğer Amazon Prime kullanıcısıysanız Battlestar Galactica'ya Amazon Prime video servisi üzerinden tüm sezonlarına Türkçe altyazıları ile erişebilirsiniz. Öte yandan Blumhouse'un Amazon için hazırladığı 8 filmin 4'ü de Ekim 2020'de kalan diğer 4'ü de 2021'de yine Prime video servisleri üzerinden Yayınlanacakmış biliyorsunuz bu pandemi vesaire nedeniyle artık sinemalar böyle sektiği için filmler doğrudan böyle stream servislere düşüyor sinemalarda bir yandan açıldı bir tane birini gördüm sosyal medyada özlemişim ölmüşüm sinemasızlıktan ilk seansa geldim falan diye fotoğraf atmış ağızda maske yüzde böyle koruyucu şey var ya böyle cam siperlik mi deniyor. Ondan falan böyle girmiş, o şekilde seyretmiş yani bilmiyorum. Tenet geliyor. Inception Türkiye'de gösterime giriyor kız. Sınırlı sayıda salonda ama yani Tenet yani ölümcül merak ediyorum ama hiçbir şekilde gitmeyi düşünmüyorum. Hele ki bu dönemde. Çünkü tatil ve bayram dönüşü başladı. Önümüzdeki hafta daha sıkıntılı günler yaşayacağız diye düşünüyorum. Geçen hafta da sizlere yine Devil All The Time isimli bir filmden söz etmiştim. Filmin başrollerini söyleyince hatırlayacaksınız. Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan ve Jason Clark gibi çok önemli isimlerin olduğu bir filmdi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuyla Vietnam Savaşı'nın başı arasında böyle... Işte savaş travması geçiren tiplere odaklanıyordu. Bu filmin fragmanı çıktı. Onu da YouTube vesaire ya da Netflix hesabından takip edebilirsiniz merak ediyorsanız. Bir başka haberimiz de Witcher ile ilgili. Witcher ne olacak işte başlayacak mı, Yılbaşından mı başlayacak, sonbaharda mı, kışa doğru mu falan derken ikinci sezon çekimlerine başlanmış. Zaten sadece yabancı dizi piyasasında değil yerli dizi piyasasında da Setlere dönülmeye başlandı. Televizyonlarda da görmüşsünüzdür. İşte Hekimoğlu doğduğum ev kaderimdir, doyduğum ev asıl kaderimdir falan gibi dizilerin hepsi dönüşü teaserları falan dönmeye başladı. Umarım çok dikkatli oluyorlardır o setlerde. ile ilgili bir haberimiz var. Ancak bu haberimiz ne John Wick ile ilgili ne de Matrix serisinin yeni filmi Matrix 4 ile ilgili. 47, Ronin 47 diyelim biz ona diye bir film vardı hatırlar mısınız? Keyifli de bir filmdi. Bu filmin devam filmi duyurulmuş ilginç bir şekilde. Ee, devam filmini Ron Yuan yönetecekmiş sevgili arkadaşlar. Film Netflix için hazırlanıyormuş. Bu daha da ilginç. Ee, oyuncu kadrosu henüz açıklanmamış. Keanu Reeves vardır herhalde. Filmin ise 2021'de yayınlanması bekleniyor. Ancak bu haberden şöyle bir çıkarım yapabilirim. 2021'de yayınlanması bekleniyorsa Keanu Reeves olmayabilir. Başka böyle bir 47 Ronin hikayesi anlatılabilir orada diye düşünüyorum. Shazam'da beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Çok ortalama bulanlar oldu. Ben ortalama bulanlar kategorisindeydim. Shazam de 2021 baharında çekimler için sete dönüyorlarmış. Dönmüyorlar, başlamamışlardı. 2021 baharı olarak planlamışlar. Apple'da yatırımlarına devam ediyor. Bu arada Apple'la da ilgili çok fazla şey var bu ara. Yani bu birkaç gündür yıkılıyor biliyorsunuz. Çünkü Apple Fortnite bu oyunla ilgili, oyun içi ödemelerle ilgili bir problemden dolayı Fortnite oyununu şeyinden çıkardı, kataloğundan yıkılıyor ortalık yani. E, Leonardo DiCaprio'nun ardından Martin Scorsese ile de bir anlaşma imzalamış Apple TV. Anlaşmaya göre Apple TV diyoruz ama ya, yani Apple TV ağzımız alıştığı için Apple TV diyoruz. Çünkü servisin adı Apple TV Plus aslında. E, Scorsese'nin sıradaki filmi, film, dizi ve belgeselleri Apple finansmanı ile çekilip vizyona giriyorsa girip girdikten sonra da Apple TV Plus üzerinde ...yayınlanacakmış. Böyle bir anlaşma yapmışlar... ...kendileriyle. Bu arada... ...DC Fandom... E, ...başladı. Yani aslında... ...başlamadı ama siz bu videoyu izlerken... ...başlamış olacak. Oradan haberler gelecek. Oradan gelecek olan haberleri... ...analizlerini artık... haftaya yaparız diye düşünüyorum. E, ve Warner Bros. Montreal... E, ...şunu açıklamış. Bir yeni Batman oyunu... ...açıklanacakmış. Bu... E, ...DC Fandom etkinliğinde... Ee, normaldir. Bir Batman filmi yeni bir Batman filmiyle yeni bir Batman oyununun çıkması kadar doğal bir şey yok. Öte yandan da Suicide Squad ile ilgili bir oyun haberi vermiştim sizlere geçen programlarda. O oyunun da ismi belli olmuş. Suicide Squad Kill the Justice League olacakmış. Bu oyunun adı. Evet seri bir halde çok TRT formatına girmeden böyle gayet güzel normal YouTube kafasında bir pazar sohbetinin daha sonlarına artık geliyoruz. Haberlerimizi bitirdik. Bence e, seri böyle kompakt, güzel bir haber derlemesi oldu diye düşünüyorum. Bu haftaya dair. Geçen hafta birisi e, yorumlarda yazmış. Anlatacak bir şey bulamıyorsam Beşiktaş'ın transfer gündemine gir diye. Gerekirse ona da girelim. Atiba Hutchinson'la biliyorsunuz yeniden anlaşma sağlandı. Ancak Atiba'nın artık bu kadar şeyden sonra neredeyse Beşiktaş için sembol oyuncu haline e, gelmesinden sonra artık kaptan olarak çıkması gerektiğine inanıyorum. Öte yandan Allianz Spor'dan Ensa da güzel bir e, sosyal medyada paylaştıkları gitarlı mitarlı güzel bir videoyla bir lansman yaparak anlaştıklarını açıkladılar. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz takımdan ayrılmıştı. Hatırlayacaksınız. Lille'de forma giyecek. Fransa Lig 1'de. E, bunun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Ben Fenerbahçeliyim. Dilerseniz onun hakkında da bilgi verebilirim yani. <laughs> Bu arada Şampiyonlar Ligi'de meraklısı için söyleyeyim. Devam ediyor biliyorsun sıkıştırılmış bir programda. Orada da ilginç sonuçlar ve ilginç takımlar tur atlamaya devam ediyor. Neyse pazar sohbetini futbol stüdyosuna çevirmeden ben yavaş yavaş toparlayayım. Bu haftalık haberlerimiz bu kadardı. Yani çok Star Wars ile ilgili özellikle haber gelmiyor. Yani özellikle gelmiyor derken yani bir şey yok. Böyle işte abuk subuk yapsaydık çok iyi olurdu. Yapamadık olmadı falan gibi saçma sapan haberler geliyor. Beni delirtiyor. Ya da böyle Lego Mego bilmem ne haberleri geliyor. Yani Lego'yu ne yapayım? Lego film yani neyse hiç girmeyeyim şimdi oraya. Yani o yüzden o tarafta biraz sıkıntılıyız. Gördüğünüz gibi ilginç bir şekilde Star Trek haberlerimiz daha fazla Star Wars haberlerinden bu hafta ama o bu haftaya özel bir şeydir. Artık bize kalan şu kısa vadede yani Star Wars için önünüzdeki plan ne diyen olursa yani Mandalorian'ı bekliyoruz dersiniz. Yani ondan daha kısa vadede bizi heyecanlandıracak x bir şey olmayacak ki bu hem pandemi nedeniyle hem de normal takvim nedeniyle biliyorsunuz bu Obi-Wan Mobi-Wan dizileri gitti ileriye bayağı ötelendi ya. Benden bu haftalık bu kadar. Mikrofon çatlama patlama sıkıntı yapmadan inşallah bitirdik bu hafta. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yeniden yepyeni bir pazar sohbetinde birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve sağlıklı kalmaya bakın. Görüşmek üzere.